arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım. Malumunuz olduğu gibi cumartesi günü Ankara'da Ankara Garı önünde meydana gelen bir dizi patlamalar sonucunda vatandaşlarımızdan şu anda sayı itibariyle 97 olduğu beyan edilmekte ve 300-400 tane de yaralı vatandaşımız olmuştur. Bu saldırıyı baromuz ve barolar birliği adına, yönetim kurulu arkadaşlarımızın adına kınıyoruz. Ülkemizin varlığı ve birliğini, ülke içerisindeki bütün grupları veya ülkemizi oluşturan mihenk taşlarını ayrıştırma, bölüştürme ve dağıtma adına yapılan bu gibi eylemleri kınıyoruz ve bunlara karşı olduğumuzu da beyan ediyoruz. Bir arkadaşımın, basın mensubu arkadaşımın dediği gibi maalesef eskiden seçim çalışmalarının başladığını anons sesleriyle veya araç üzerindeki ses dizaynlarıyla anlıyorduk. Ama maalesef son günlerde artık bomba sesleriyle bir seçimin olduğunu görebiliyoruz. Bu bomba ulusumuzun birliğine, dirliğine, bağımsızlığına atılmış birer bombadır. Ben basın açıklaması olarak yazdığımız bir metni de sizin huzurunuzda özellikle okuyorum ki yanlış anlaşılmalara ve diğer durumlara mehal verilmeme adına. Cumartesi günü Ankara'da barış mitingi öncesi meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor. Yaralıların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz. Basın mensubu arkadaşımın dediği gibi eskiden seçim yaklaştığını seçim şarkılarından anlardık. Şimdi ise bomba seslerinden anlıyoruz. Allah kahretsin bu ülkenin birlik ve beraberliğine bomba koyanları. Türkiye, yabancı istihbarat örgütlerinin birbirlerine ve devletimize karşı güç gösterisinde bulunduğu, sonunda bedelini halkımızın canıyla ödediği sahipsiz ve kanlı bir arenaya dönüştürülmektedir. Ölümler üzerinden bu coğrafyayı dizayn etmek isteyenler akıttıkları kanda boğulacaklardır. Toplumu birbirine kırdırarak varılacak yer sonu gelmez bir iç savaş dizisidir. Devletin teröre karşı en etkili gücü ise daima hukuka uygun davranmak suretiyle meşrutiyetini korumaktır. Çözüm demokrasiden uzaklaşmak değil, hukuk devletine ve demokrasinin temel ilkelerine bütün gücümüzle sarılmaktır. Türkiye'yi etnik bir çatışmaya sürükleyerek bölünmesini isteyenler başaramayacaklardır. Her türlü etnik, dinsel, mezhepsel unsurların dışında tanımlanan milletimizin gücü birlikteliğimizdedir. Millet olmaktan vazgeçerek değil, her türlü siyasi kaygı ve beklentiden arınarak birbirimize daha sıkı kenetlenerek bu karanlık günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Barolar Birliği, barolar ve avukatlar olarak 77 milyon insanımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur ve güven duymasını sağlamanın yolu hepimizin adalet, insan hakları ve demokrasi faydasında buluşmasıdır. Türkiye Barolar Birliği bunu başarmak üzere düşen her zaman olduğu gibi hiç kimsenin de çekinmeden yapmaya kararlılıkla devam edecektir. Biz de Kırıkkale Barosu olarak bu sözün arkasındayız. Milletimizin başı sağ olsun. Arkadaşlar, bu basın açıklamasıyla birlikte cumartesi günkü olan bu olgudan dolayı rahatsızlığını dile getirmek isteyen ve ülkemizin birliğiyle ilgili orada ölen vatandaşlarımızla da alakalı konuşmak isteyen meslektaşlarımız var ise buyurun, onları da dinlemek isteriz. Arkadaşlar, burada bir zafiyet vardır. Ama bir tedbir alınmamıştır. Bu açıkça bellidir. Burada diyorlar ki güvenlik zafiyeti yok. Güvenlik zafiyeti yok da 100 kişi ölür. Güvenlik zafiyeti olsaydı kaç kişi ölecekti acaba? Bu ülke
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu tapulu bir Türkiye Cumhuriyeti arazisidir. Bu araziye mültecilere, hırsızlara, bölücülere asla gecekondu kurulmayacaktır. Bunlar her zaman mücadele edecektir. Bu ülke bölünmez bir bütündür. Hepimiz kardeşiz. Ölenler hangi görüşten olursa olsun bunlar bir insandır. Bunun acısını duymak zorundayız. Bu sebeple benim yükselim budur. Bunlar solcudur, bunlar komünisttir. İyi olmuş diyenler var. Onları da burada lanetliyorum. Onu konuşanlar. Aynen, tamam. Katılıyoruz. Tamam, bu kadar basit olan. Şimdi arkadaşlar, aynen katılmakla birlikte, aynen katılıyorum. Ama bu ülke binlerce ton patlayıcının yığıldığı, depo edildiği bir ülke haline nasıl geldi? İnsanlar nasıl birbirlerinden ayrıştırıldı? Öncelikle bunun hesabını vermek ve bunun hesabını verdirmek zorundayız. Düşünün bir kere, IŞİD'e giden tırlar yakalanıyor ve bu tırları yakalayan savcı ve askerler içeri tıkılıyor. Türkiye'de güvenliğin sağlanması için çalışan hem emniyet güçleri hem de adli personelin ezildiği ve yok edildiği böyle bir ortamda tabii ki böyle bir sonucun ortaya çıkması bence doğal gibi. Lanet olsun arkadaşlar, terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti olup Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözüne de sonuna kadar bağlıyız. Hepinize teşekkür ederim. Gülüyor arkadaşlar yani. İbret vesikasında bu. Bu tablo. 100 kişi ölüyor, Adalet Bakanı gülüyor Adalet Bakanı. Bunlar çok dikkat çeken şeylerdi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani niye gülüyor? İşte gülüyor işte yani. Gülüyor yani. Tüm eylemler bir Reyhanlı saldırısı, arkasından Suruç saldırısı ve arkasından Iğdır'daki polis arkadaşlarımızın şehit edilmesi, kitlesel olarak olduğu için de beyan ediyorum. Ve en son cumartesi günkü meydana gelen eylem açıkça ülkemizin üzerinde oynanan oyunların niteliğini ve halkımızı birbirine düşürmek gaylesi ve düşüncesiyle yapıldığı da açıkça ortadadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak hiçbir dinsel etki ve mezhep ayrımcılığı da yapmadan Ali abinin de dediği gibi bunlar solcudur, bunlar şudur budur, o olsun prensibinden de onu da reddederek biz her türlü bu tür insanlarımıza yapılan eylemleri bir var olarak kınıyoruz ve orada ölen arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz.